İyi günler efendim. Tavşanlı Mülayim Tepesi'ndeyiz. Burada güzel bir bölüm dikkatimizi çekti. El emeği ürünler dükkanı. Tavşanlı Girişimci İş Kadınları Derneği tarafından işletiliyor burası. Bir girip bakalım içeriye. Yaklaşık 50 bayanın birleşerek kurduğu bir dernek ve üyelerinin ürettiği ürünler burada sergileniyor ve pazarlanıyor. Hakikaten el emeği ürünler. Bunlar oyalar, kırlentler. Örgü bebekler. Göz iplerimiz. Haçlarımız. Evet. Hakikaten çarşaf, çok emek verilmiş. Kışlık eldivenlerimiz, şapkalarımız çeşit çeşit. Bebekler için hırkalar, yelekler, liflerimiz envai çeşit. Burada her gün nöbetçi mi duruyorsunuz? Evet. Belli. İki kişi burada nöbetçi. İki kişi nöbetçi duruyorsunuz. Evet. Pazar günleri de açık değil mi? Tabii. Her gün iki farklı kişi nöbetçi. Yaz aylarda daha kalabalık olur sanırım. Değil mi? Belli olmuyor. Öyle mi? Evet. Özellikle dışarıdan gelenler ilgi gösteriyor çok. Evet. Biz memnunuz yani ilgi alakadan. Evet evet çok güzel. Burada yöremizin Tavşanlı yöresinin şalvarlı kıyafetleri. Dokuma tezgahımızı aldık. Evet dokuma tezgahı. Magnetlerimize bakabilirsiniz. Bunlar magnetler. Magnetlerimiz çeşit çeşit. Tavşanlıyı evet. Anlatan tavşan leblebisi. Hmm, leblebi evet doğru. Çok güzel. Örgüden toplar. Yani magnetler yok. Her şey var gerçekten. Çok güzel. Burası iyi olmuş ya. Böyle toplu halde her şey var. Ben derneğe geldiği noktadan çok mutluyum. Çok iyi. Çok. Bunlar hepsi burada üretiliyor değil mi? Tavşan'da. Bunların hepsi burada üretiliyor. Burada yaşıyor. Burada yaşıyor. Hazır hiçbir şey yok burada. Hazır bir şey yok evet. Bu gördüğünüz ürünlerin hepsi buradaki bayanlar tarafından üretiliyor. Ve satılıyor. Sergileniyor. Çocuk kazakları. ÖSEV'e gidiyor bunların parası da. Hmm, çok güzel. Öğretmen arkadaşımız yapıyor. ÖSEV'e örneği. Çok güzel. Abajürler, çantalar, her şeyi var. Yok yok gerçekten. Bunlar bebekler. Çocuklar için her şey var. Araba. Fosfos yapmışlar. Toplu halde bu şekilde ürünlerin pazarlandığı, sergilendiği Tavşanlı'da tek bir yer burası. Bunlar da güzel. Kabaktan gece lambaları. Kabaklar da Tavşanlı'na yetişiyor ve burada işleniyor. Ve gördüğünüz gibi eğitimini alıyor. Pazarlanıyor. Yöre yapıyorlar. Hmm, yağlar da burada üretiliyor tabii, tabii. Bakın. Dışarıdan gelme değil bunlar. Çok güzel. İki arkadaşımız üretiyor. Çok güzel ya. Bütün ürünler burada üretiliyor. Tavşanlı'da. Bu çantaları da mesela arkadaşlar yapıyor. Şu gördüğünüz ipi birleştirerek yapıyorlar. Hmm. Kordon makinede dikerek yapıyorlar. Şu kordonu dikerek çanta haline getiriyorlar. Oh. Bunlar hep bu şekilde. Çok güzel ya. Dernek başkanımız emekli öğretmen.
bunlar, çantalar, her türlü. Tavşanlı iğne yazısı. Bu ne taş efendim? Doğal taşlar. Doğal taşların. Hepsinin faydaları yazılı. Evet. Bu şekilde kendisi de gıda mühendisi takılar yapıyor. Bakın burada doğal taşların faydaları da yazıyor yan tarafında. Burada üretiliyor. Tespihler. İğne oyası bizim kültürümüzde olan bir şey, Türk kültüründe. Antalya'nın da meşhurdur. Tavşan'ın da iğne oyası burada sergileniyor. Bu nedir efendim? Ya Domaniç yöresinin kıyafeti. Domaniç yöresinin kıyafetleri. Bezler üzerine. Kanefçeden yapılmış. Örtülerinde pul var. Kanefçe çok fazla işte. Püskül olayı çok var. Evet. Çok güzel. Bugün pazarda olunca epey kalabalık. Gördüğünüz gibi. Tavsiye ederiz. Hemen şehir merkezinde. Biraz kuzeyinde şehir merkezinin, Mülayim Tepesi içerisinde bir el sanatı ürünleri sergi ve satış yeri. Bakın kızımız hemen öğrenmiş dokumayı, kilim dokuyor. Bu güzel mekandan hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Sağlık ve huzurla kalın efendim. Lütfen bu kuraklık günlerinde sularımızı israf etmeyelim.